Recep amcam, tansiyonun düşmüş. Sağ ol kızım. Umut, Tayfun'u bir arar mısın? Babamı hastaneye götürelim. Ya büyütmeyin bu kadar. Benim hastanelik bir şeyim yok. Nazlı kızım da söyledi. Tansiyonun düşmüş, o kadar. Olsun babacığım. Bir acile gidelim. Bir baksınlar en azından. Baba, bizi korkuttun. Sana bir şey olsa ne yaparız? Ne yaparız? Bir tane Recep babamız var bizim. Aa, kızıyorum ama bak. Hastaneye falan gitmem ben. Çok istiyorsanız geçer yatar bir saat uyurum, o kadar. Recep baba, bak sen de artık benim babam sayılırsın. Ne olur gel, inat etme. Bir hastaneye gidelim. Neyin var neyin yok bir baktıralım. Umut. Babacığım lütfen. Bak aklım kalacak yoksa. La havle ve la kuvvete çocuklar. Recep. Aa. İyi misin? Annene niye haber verdiniz? Ha, verecek tabii. Ben senin karın değil miyim? Ne aksa adam oldun Recep sen ya. Ya bu yaştan sonra ikinci iş senin neyine? Ya yat dinlen, uzan dinle mi? Anne. Ne dedin sen? İkinci iş mi? Artık bana biriniz açıklar mısınız şu ikinci iş meselesini? Abinin borçları yüzünden kızım. Nasıl? Adam demedi mi istediğiniz zaman ödeyin diye? Hani dokunmayacaktı bize? Baba ben sana her sorduğumda sen ödüyorum demedin mi? Yani bu iş başka kızım, mesele başka. Ya ne? Mesele ne? Biriniz açıklar mısınız artık şunu? Usta başlar. Adamlardan borç senetini almışlar. Haciz ihbarnamesi gönderdiler. Ne? Allah Allah, hayret bir şey ya. Resmen bize zarar vermek için ellerinden geleni yapıyorlar, şaka gibi. Adamlar eve geldi. Tespit yaptılar. Borcu zamanında ödemezsek icraya vereceklermiş. Allah kahretsin ya. Ha, bir sokağa atmadıkları kalmıştı bize. Ya siz bana bunu nasıl söylemezsiniz? Gece gündüz çalışarak hadi ince ödenecek bir borç mu bu baba? Ben de babana söyledim ama... Ne yapayım kızım? Benim elimden de ancak bu kadar geliyor. Canım babam benim. Ayfer teyzem, ne olursunuz üzülmeyin bak. Ya bu zamana kadar başımıza neler geldi? Elektriğimiz kesildi, suyumuz kesildi. Ama bir şey oldu mu? Hep beraber geldik üstesinden. Bunu da atlatacağız şimdi Allah'ın izniyle. Ne olur üzülme. İnşallah kızım, inşallah. Babacığım, kusura bakma. Ben az önce öyle sinirlendiğim için sesimi yükselttim. Seni öyle görünce çok üzüldüm. Bir de o ustabaşların ismini duyunca sinirlerime hakim olamadım işte. Ama sana saygısızlık etmek istemedim. Kızım, özür dilemene gerek yok. Ben senin neyi, neden yaptığını çok iyi biliyorum. Canın sıkılsın istemedim. Annenleri de ben tembihledim. Zaten onca yüküm var. Bu adamların seni daha fazla üzmesini istemedim. Baba, ben gerekirse senin için dünyayı sırtımda taşırım.
Tamam mı? Gerekirse de dünyayı karşıma alırım. Sen sıkma canını. O ustabaşlar da bize yaptığı her şeyin hesabını verecek. Kızım. Hadi babacığım, sen şöyle yaslan. Ben sana şimdi haberleri de açayım. Hı? Oh, uyu güzel güzel, dinlen, tamam mı? Tamam kızım, senin için dinleneceğim. Bak bugün bütün gün tatil sana, evden çıkmak yok. Bütün gün mü? Ya kızım, birkaç saat neyime yetmiyor? Sıkılırım ben. Vallahi sıkılsan da sıkılmasan da evdesin. Aklım sende kalmasın lütfen. Tuzlu ayran da yaptım, tansiyonuna iyi gelir. Evet. Al babacığım, iç. Oh, sağ olsun. Aa, ne oluyor yol bu saatte, hepiniz evdesiniz? Baban kahvede düşüp bayıldı yorgunluktan. Biz de eve getirdik. Vücudun iki iş kaldırmaz diyorum ama dinlemiyor ki. Sen nereden geliyorsun böyle? Alışveriş falan mı yaptın? Bu parasızlıkla ne alışverişi ya? Yani iki tane elbisem vardı böyle eski püskü. İnternette satayım onları dedim ama olmadı. E tabii bir de iş aradım. Ay kapı kapı gezdim, her yere telefon numaramı bıraktım. Ayaklarıma kara sular indi. Ha şimdi biraz odama çekilip dinleneceğim. Ayrandan var mı fazla? Yok. İstiyorsan mutfaktan git kendine yap. Anneciğim, ben çıkıyorum. Babam size emanet. Tamam yavrum. Kızım nereye? Bak, sinirlisin zaten. Ustabaşlara bulaşıp da adamları üstümüze salma. Yetti yaptıkları. Yok babacığım. Söz ver bir delilik yapmayacağını. Söz. Her şeyi usulüne göre çözeceğim. Merak etme. Aman kızım. Aman ya. İyi misin biraz daha? İyiyim. Baba, gerçekten bu yaptığını anlam veremiyorum. Ya insanların senetlerini alıp tefeci gibi üstlerine çökmek ne demek baba? O avukat kızın odama gelip beni tehdit etmesinin elbet bir bedeli olacak değil mi? Baba ben gerçekten inanmıyorum sana. Ya o kız tek başına senin gibi güçlü bir adamla mücadele etmenin yollarını arıyor. Evleri yıkılmasın diye uğraşıyor. Her ne olursa olsun senin karşında dimdik durmaya çalışıyor. Sen buna mı takıldın gerçekten? O kızı yıldırıp vazgeçirmek zorundayız, tamam mı? Madem sen bunu yapamıyorsun, o halde ben de kendi yöntemlerimle hallederim bunu. Baba, bunun çözümü hacizle tehdit etmek değil ki. Yani sen o senetleri alarak sadece dünyaya zarar vermiyorsun. Onun bir ailesi var, annesi var, babası var. Ya adam kaç yaşında gece gündüz çalışıyor senin borcunu ödemek için. Sana ne oğlum, sana ne ya? Baba ne demek bana ne? Adam gözlerimin önünde yıkıldı yere. Ya ölsün mü bu adam? Ya sen neden bunlara bu kadar üzülüyorsun? He? Biz onlara merhamet edersek işimizi nasıl yapacağız? Baba, bunlar gerçekten söyleyen sen misin? Ben sana inanamıyorum. Ben de senin düşmanımızı bana karşı savunmana inanamıyorum. Kendine gel Umut. Biz kimsenin evini başına yıkmıyoruz, tamam mı? Evlerinden çıkmak istemeyenler onlar. İşimizi baltalamak isteyenler onlar. Sen iyice eğriyi doğruyu karıştırmaya başladın. Hayır baba. Biz işimizi her türlü yaparız. Ama bu yöntemlerle değil. Senin yöntemlerini de gördük. En fazla elimizde 2-3 tane evin tapusu var, o kadar. Tamam baba, yine aynı şekilde yapacağız. İyi niyetle insanları ikna edeceğim. Ne zaman? Beklemekten şirket batınca mı? Baba, lütfen bak senden rica ediyorum. Şu haciz işlemlerini çek artık. Ya acı insanlara biraz. O benim bileceğim iş. Sen karışamazsın. Ne demek karışamam baba? Ben de bu işin içinde değil miyim? Senin görevin mahalle halkını ikna etmek. O kızda olan mesele benim şahsi meselem. Beni tehdit etmek neymiş ona göstereceğim. Ha, sen o kızı ve o Şirin ailesini çok düşünüyorsan gideceksin onları ikna edeceksin. Davalarından vazgeçecekler. Ben de bu borcu görmezden geleceğim, tamam mı? Lafın bitirse gidebilirsin.